Bizim meselemiz önce partimizi kurumsallaştırmak, teşkilat tabanını güçlendirmek, uzlaşı zeminde bütün partilerle konuşmak, siyasi seçim ittifakı konusunda ise tabloyu görerek ona, karar, ona göre karar vermek. Henüz nerede yer alacağız? Tabii o, nerede yer alacağımız değil. Bugünkü iktidarın yanında yer almayacağımız aşikar. Bu net. Yani tavırlarını değiştirmedikçe bu politikalar Türkiye'ye zarar veriyor. Öyle olma eğer orada bir şey olacağına ümidim olsaydı eski başbakan olarak niye bırakayım? o ümidi kaybettiğim için artık o köprüleri attıkları için zaten şeydayız. Ama bu e, şu andan itibaren 2023'e kadar daha iki buçuk yıl var. Allah bilir belki de bu sene seçim olur. Ben yani onu soracağım. Ama tabii ki. mümkün mü? Olabilir. Tabii tabii. Ben herkes mümkün seçimi görüyorum. mümkün görüyorsunuz. Mümkün gör. Hukuken zor, prosedürel olarak zor, psikolojik olarak mümkün, hatta zaruri. Psikoloji bu ayrıma dikkatini çekerim. Öyle. İktidar hayır, hayır, iktidar, hayır, toplum değil. psikolojisi açısından, toplum psikolojisi açısından, ee, iktidar şu anda eğer seçim sistemini değiştirerek işte daraltılmış bölgesi falan gibi oyunlara giriyorsa, fezdekiler üzerinden muhtemel bir ara seçimi zorlamaya çalışıyorsa aslında bir tekrar vatandaştan bir onay alma çabası bunlar. Hani çıkıp herkesin bakın beni vatandaş yine seçti diyebilme arayış içindeler. E niye bu arayışa girdiniz iki buçuk yıl içinde daha iki buçuk yıl var? Çünkü ülkeyi kötü yönettiniz. Ha ara seçime bundan dolayı başvurabilir. Tabii. Ara bir güven oyu gibi kullanmak tabii, tabii, tabii. Tabii ama bunu kim niyet etmişse geçmişte yanılmıştır. Yani fezlekelerin tek siyasi izahı var bu. Bunu, bu siyasi intihar da olabilir iktidar için. Geçmişte bunu 70'li yıllarda bakın Beş milletvekiller arası seçimlerin bile siyasi tabloyu nasıl değiştirdiğini görürsünüz. Ee, Özal'ın belki de en vahim hatası Allah rahmet eylesin. Referanduma giderken no diyerek hani iktidardayım nasıl olsa elde ederim bu başarıyı dediği anda... Yasakların kalkması ihtiyacı. Ya tabi yasak, siyasi yasakların kalkması 87'de şey, ki, referanduma gidişteki şey, bunlar hep katlanarak etki yapar. Benim için gerçek şey halkın psikolojisidir. Yani siyasi iktidar açısından ara seçim kendisine bir e, 2023'e giderken bir ara güven tazeleme yani, arayışı olabilir. Onu ya, ona 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 onu düşündüklerini hissediyorum sezgi şey olarak bu attıkları adımlardan. Ya da daraltılmış bölge uygulamasına geçerek e, kendi hesapları şu her bir bölgeyi daraltırsak orada iktidar gücümüzü kullanıp daha fazla milletvekili çıkartırız. MHP çakartırız. buna neden evet desin ki MHP kaybeder. Ee, tabii MHP, bölgede. onun için MHP'yi ikna etmek, karşılıklı ikna etmekte de zorlanıyorlar. Ama MHP'de belli, belli yerler belki de birlikte seçime gitmeyi düşünürler evet, vesaire. Şey aynı listeyi düşünebilirler vesaire. Onların hepsi. Ama sistemle bu kadar oyun, kim oynarsa o kaybeder. Altında kalır. Peki. E, Çünkü siz... içeride benim halkta gördüğüm var olan siyasi aktörler çok ciddi bir yıpranma içindeler ve hangi daraltılmış bölge olursa olsun oraya eski aktörleri koyduğunuz anda halk tepkisel olarak bile hiç tanımadığı başka bir aktöre oy verebilir. Peki siz örgütlenmenizi tamamladınız. Bildiğim kadarıyla seçime girme yeterliliğinde artık karşılıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Örgütlenmeyi tamamlamadık. Seçime yani yeterliyiz. Yeterli Örgütlenme çünkü ben noktasal bir şey görmem. Her an teşkilatçılık şey gibi... Her an idmanlı olmak olmaya gerektiren hı hı. bir şeydir. Dolayısıyla bütün teşkilatlarımız şu anda hareket halinde. Ee, önümüzdeki günlerde de inşallah 12 Mart'ta e, Çanakkale'de olacağız. İstiklal Marşı'mızın yıl döneminde bayram Bayramiç'te Mehmet Akif'in doğduğu hı hı. E, mekanda olacağız. E, Gelibolu Kongresi'ni yapacağız. Daha sonra da Kahramanmaraş, Gaziantep, e, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Iğdır, Ağrı çok kapsamlı bir Ramazan'a kadar yoğun bir politik şeyimiz var. Ben bunu şu bağlamda aslında sormak istediğim şu. Siz şimdi seçime girme yeterliliğini karşıladınız. Kamuoyu araştırmaları yapıyor musunuz bilmiyorum ama AK Parti'den kopmuş bir hareketsiniz e, oy alma potansiyelini nerede görüyorsunuz? Ve eğer bunun içinde AK Parti gibi bir e, orada bir havuz gibi görüp oradan size oy akacağını düşünüyorsanız size neden oy versinler? Şimdi AK Parti'de. bir kere şunu düzelteyim. Ben şahsen ve bir, bazı arkadaşlarım AK Parti'den kopmayız ama Gelecek Partisi AK Parti'den kopmuş O, o kopmuş, açıdan duruyoruz. Ama Gelecek Partisi AK Parti'den kopmuş bir hareket değildir. Gelecek Partisi siz tabii kurucuların öğretim, arasında <laughs> tabii, tabii, tabii. Ben şahıs olarak AK Kasım, Parti'den belli. koptum ve 5-6 hmm. arkadaş bizimle birlikte ihraca gönderilenler AK Parti'den koptu Teşkilatlarımızdan AK Parti'den ayrılan arkadaşlar var ama Gelecek Partisi AK Parti'den kopmuş bir hareket değildir Gelecek Partisi Kendi doğruları üzerinde özgün bir siyasi harekettir Bizim Başkanlık kurulunda da Parti yönetim kurulunda da hemen hemen her partiden Her partiden gelmiş arkadaşlar var. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde olmuş arkadaşlarımız var, arkadaşlarımız var parti yönetiminde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük bir partide bulunmuş arkadaşlarımız var. Her partiden hemen hemen şeyler arkadaşlarımız var. Dolayısıyla Gelecek Partisi yeni bir siyasi harekettir. AK Parti ile bu anlamda psikolojik bir irtibatı da şey bir irtibatı da kimlik irtibatı da yoktur ama ben kendi geçmişimi bu anlamda şey yapacak değilim. Ben AK Parti'nin son seçilmiş başbakanı ve e, genel başkanı. iki seçim yürütmüş, seçim yürütmeyen bir genel başkan değilim. İki seçimi AK Parti'nin başında yürütmüş bir genel başkanım. Dolayısıyla bu özellikleri Tayyip Erdoğan'dan başka sahip ikinci bir isim yok. AK Parti kitleler de onun için bana lider olarak bakarlar. Genel başkan olarak bakarlar birinin peşine sürüklenmiş gitmiş biri, birisi olarak asla bakmazlar. Eleştirseler bile saygıda kusur etmezler. Çünkü bilirler ki ben o kitlelerin içinden çıktım ve o kitleleri yönettim. O kitlelerle birlikte hareket. Bu şu, şu anlama geliyor. Şu, Bu şu anlama geliyor. O kitleler nihai kartede e, e, Ak Parti'yi niye Ak Parti üzerinde duruyorum? Çünkü iktidar. Genellikle kopmalar iktidardan olur. Hoşnutsuzlar iktidardan hani kararsız dediğiniz oyların çoğu iktidardan kararsızdır. Yani muhalefetin tavrını beğenmez, oy kaybı olur ayrı. Ama bugün bakın AK Parti ve MHP'nin oyları düşüyor. Diğer partilerin oy düşmeleri e, şey e, hata payları veya psikolojik şeylerle izah edilebilir. Konjektürel gerekçelerle. Hı. Ama AK Parti oy kaybediyor. Yani e, ben bıraktığımda AK Parti %54,5'tu anketlerde. Seçim itibari %49,5'tu. Şu anki AK Parti'nin en iyi oyu, %30-33 bandında dolaşıyorsa... Ama Sayın Erdoğan'ın görev onayı hala bugün Metropol Araştırma'da gördüm. Özer Sencar'ın %46. Ha onaylamayanlar da %47 ayrı mesele ama şimdi, şimdi görev onayı hala %46. Hayır, şimdi yani bir Parti, Erdoğan gerçeği var. Muhakkak var. Ama ben o gerçeğin alandana serini de görüyorum. geliyor mu? Tabii. Tabi. Bu e, bugünkü e, anketlerin... Hani anketçilerden ve onların iyi niyetlerinden niyetlerinden iyi veya kötü niyet kötü niyet art niyetli olan da oluyor bizim şehrinde kimin ne kadar aşağı çektiğini ben biliyorum. Ha öyle mi? Tabii 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 biliyorum ama e, bunun bunlardan bağımsız olarak birçoğunun da çok samimi ve çoğunun yani birçoğun derken çoğunun e, profesyonelce ve iyi niyetle bunu yaptıklarını biliyorum. Yani ama onların iyi niyetinden bağımsız olarak iki sebeple iki sebeple Hadi üç sebep diyeyim hatta üç sebeple bu anketlerin doğru yansıtması çok zor. Neden? Ee, i̇yi çalışmalar olsa bir korku iklimi hala aşılamadı. Yani e, telefonla hele yapılan ankette telefonun karşısındaki kişi hangi parti oy verdiğini sorusunu sorduğunda o telefonun kaydı üzerinden kendisinin ileride şu veya bu.